Merhabalar. Neyse bir söyle. Devam ediyoruz. Hem maşallah. Zaten kızlarımız maşallah. Maske, değil mi? Temizlik ve mesafe kuralına riayet ediyorsunuz. Evet, sizi tebrik ediyorum ben. Teşekkür ederim. İşler nasıl, değil mi? Çok şükür. İnşallah daha da iyi olacak. İnşallah. Evet. Yeni ürünler geliyor mu? Geliyor tabii. Ama tabii pandemi nedeniyle bazen azaltılmış olarak. Tabii ki İnşallah. Bazen farklılar oluyor. İnşallah. Siz dikkat ediyor musunuz? Temizlik, maske, mesafe kuralları. Peki, müşterilerinizi de uyarıyorsunuz. Gayet güzel. Tokalaşmayalım çünkü yaptığınız faalinin amacı bu. Temizlik, maske, mesafe. Siz de zaten uyuyorsunuz gördüğüm kadarıyla. Ama biraz daha bunu yukarı kaldırıyoruz. Çocuğumuz da maske veriyor şimdi. Bir de çok yükseklerde gezmeyelim. yüksekte yer tutanlar aşağıdakilere kadar güvende değil. Şey, edebiyatın da sözü bu. Evet. Ha, bak ne güzel. Evet. Senin maske meyveden daha güzelmiş. Adın ne senin? Bizim ne? Ebrar. Hay maşallah. Ebrar ne demek? Ne demek Ebrar? İyiler demek. Neymiş? İyiler. Evet. Tamam Ali Bey bak. Peki işler nasıl? Tamam olsun. Evet. Evet. Nasıl anlaştık? Yüksek. Değil mi? Dolaşmayacaksın. Tamam mı? Evet. Hadi bakalım. Şöyle aşağıya. Peki. Siz nasılsınız? İndirimler var mı? Var. Yüzde kaç? Yarısı şu an. Etiketin yarısı. Yarısının yarısı yok mu? Yok. Hadi bakalım. İnşallah o da olur. İşler nasıl, iyi mi? Tamam olsun. Satışlar? Çok şükür. Sizin de nasılsınız? Profesini çıkamıyor diye. Yok. Siz yok değil mi? Boksör var. Evet. Peki. Ya bu indirim burası kadar şu var mı? Evet. Evet. Neresiniz? Ben de Elazığlıyım. Elazığ maşallah. Neresinden? Şintil. Şintil. Aynen. Yeni ismi? Bahçekapı Köyü. Bahçekapı Köyü. Tamam. Şintillisin. Peki. Bu pandemiyle ilgili kurallar dikkat ediyoruz. Tamam. Yaptığınız işin amacı o zaten. Niye etleyen ediyoruz biliyor musunuz? Abdülkadir Bey? Temizlik, maske ve mesafe. Evet arkadaşlar. Evet, evet. Nedir amacımız ne? Kontrol etmek bizleri. Evet. Daha doğrusu bilinçlendirmek. Temizlik, maske ve mesafe hayati unsurlarına dikkat çekmek. Tabii. Tamam. Hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Nasılsınız? Çok şükür. İşleriniz nasıl? İyi mi? Çok şükür. Tamam. Yüzde kaç indirim var? %50. İkinci ürün neydi? İkinci ürün. Birinci ürün yok mu ya? Yok. Olmadı valla. Evet. Zaman zaman vatandaşlarımızın çok az da olsa maske kullanmadığını görüyoruz. Bu büyük bir risktir. Ya biz... Kendisi için de risk. Gelen müşteriler için, hem evet. Kendimiz için. Evet. Planlandırmamız lazım. Evet. Zaten tüm bilgileri hani müşterilerimiz bazen onlarda evet. Sorumluluk almıyor da. Evet. Kendilerine gereken, yapması gereken konular hakkında bilgi veriyoruz. Allah razı olsun. Erkek şey yapıyor. Ürünler hem erkek var hem de kadın var. Hem kadın var. Yüzde kaç indirim? %70 yapmışsınız. %70'e varan indirim. Çokça varan. Çokça varıyor mu yoksa az azca? Yok. Gelmedi mi? Tamam iyi. Haberin bazen gelmemesi güzel bir şey. Yani haberin gelmesi genelde iyidir ama gelmesi gereken haberin gelmesidir. Bugün geldiğimiz noktada kontrollü sosyal hayatın en önemli üç unsuru temizlik, maske ve mesafe. Bu kurallara riayet edilmesi maksadıyla geçtiğimiz hafta İçişleri Bakanlığımızın genelgesi gönderilmişti tüm vilayetlerimize ve sağlık için hepimiz için prensibiyle sahadaki görünürlülüğü artırmak ve vatandaşlarımızı, esnaflarımızı bilinçlendirmek maksadıyla bu ziyaretleri yaptık ve bugün de aynısını yapıyoruz. Covid-19 salgınının son günlerde tedrici olsa da artması neticesinde vatandaşlarımıza ve bugün burada AVM'de bulunan esnaflarımıza tüm genelgede belirtilen yoğun yaşanılan ortak alanların çok bulunduğu yerlerde, mekanlarda temizlik, maske ve mesafe kurallarını tekrar hatırlatmak için buradayız. Kontrollü sosyal hayatın gereği olan temizliğin, maskenin ve mesafenin geldiğimiz noktada son derece önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Vatandaşlarımızın
çok gerekmedikçe, ihtiyaç hasıl olmadıkça ya dışarıya çıkmamasını, sosyal hayatını mütemadiyen kontrol etmesini istirham ediyoruz. Özellikle düğün, nişan, kına ve benzeri törenlerde vatandaşlarımızın bu kurallara azami riayet etmesini istiyoruz. Bununla birlikte asker uğurlamalarında yine eskiden olduğu gibi toplu, yığın bir şekilde insanlarımızın, gençlerimizin bir yerde olmasının büyük bir risk oluşturduğunu tekrar ifade ediyoruz.